Haberin merkezi Kanal Urfa ekranlarından bir kez daha merhabalar. Gelişmelerle ana haber bülteninde yeniden sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyenler, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralandıktan sonra hastaneye kaldırılan piyade uzman onbaşı Yasin Sarı şehit oldu. Şehit Sarı memleketi Konya'da sonsuzluğa uğurlandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada bugün Çukurca'da el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan askerin derhal hastaneye sevk edildiği, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği kaydedilen açıklamada bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri'yle asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz denildi. Hakkari'nin Çukurca ilçesi Spingin Tepesi üst bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan, şehit piyade uzman onbaşı Yasin Sarı'nın bir yıl önce uzman onbaşı olarak göreve başladığı belirtildi. Daha önce markette çalışan Sarı'nın aynı iş yerinde çalışan Seda Gül Ayhan'la yaklaşık 6 ay önce nişanlandığı ve seneye düğün yapmayı planladığı belirtildi. Hakkari'nin Çukurca ilçesi Spingin Tepe üst bölgesinde arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan piyade uzman onbaşı Yasin Sarı, Konya'da kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Sarı'nın naaşı öğle saatlerinde askeri uçakla memleketine getirilerek helallik alınmak üzere Merkez Selçuklu ilçesindeki baba evine götürüldü. Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi namazın kılınacağı musalla mezarlığındaki namazgaha getirildi. İkindi namazına müteakip şehit piyade uzman onbaşı Yasin Sarı için cenaze namazı kılındı. Binlerce kişinin katıldığı namazın ardından omuzlara alınan şehit Yasin Sarı'nın cenazesi Konya şehitliğinde dualarla defnedildi. Ekber Allah, ekber. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevgili izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Kadıköy Atatürk Fen Lisesi'nde yeni eğitim öğretim yılı açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitim konusunda da batıdan uzaklaşıp özümüze dönmemiz gerektiğinin altını çizdi. Ama asıl önemli işimiz bundan sonra başlıyor. Artık hep birlikte eğitimde kalite artışı gibi daha fazla emek, daha fazla zaman isteyen meselelere yoğunlaşmamız gerekiyor. Eğitimde niteliği yakalamanın günübirlik bir konu olmadığını hepimiz gayet iyi biliyoruz. Alışkanlıkları değiştirmek atomu parçalamaktan daha zordur diye malum bir söz var. Eğitimde Cumhuriyet tarihimiz boyunca bize özgü bir gelenek oluşturamadık. Böyle bir sistemi maalesef kuramadık. Hukukta, idari düzende, bürokraside olduğu gibi eğitimde de batıyı kopyalamayı tercih ettik. Açıkçası ne kendi kadim değerlerimizi ne batı kültürünü öğrencilerimize layıkıyla aktarabildik. Sonuçta kendi değerlerine bigane kalan, aslını inkar eden, batı kültürüne hayranlık duymanın ötesinde katkısı olmayan kayıp nesiller yetiştirdik. Bunun yanında eğitim sistemimiz daha çok ezbere dayandı. Sınav odaklı, sınavlardaki başarıya odaklı dar bir bakış açısı. Ne yazık ki eğitim sistemimizin en büyük handikaplarından birisi oldu. Türkiye'nin en büyük öğrenci nüfusuna sahip olan İli Şanlıurfa'da 20.914 derslikte 683.868 öğrenciyle yaklaşık 28.000 öğretmen ders başı yaptı. Yeni bir eğitim öğretim dönemine bismillah diyerek başlıyoruz. Öncelikle 2019-2020 eğitim öğretim döneminin Şanlıurfa'mıza yeni başlayan pırıl pırıl çocuklarımıza, ülkemize, memleketimize, milletimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan temenni ediyoruz.
Şanlıurfa'da 2019-2020 eğitim öğretim yılı açılış töreni Eyyubi ilçesindeki Hayati Harrani İmam Hatip Ortaokulu'nda yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından ilkokul 1. sınıfa başlayan çocukları 3 sınıflarda okuyan öğrencilerin çiçekle karşılayarak hoş geldiniz demesiyle başlayan törende Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin bir konuşma yaptı. Türkiye genelinde 18 milyonu aşkın evladımız, çocuğumuz eğitim öğretime başlamış olacak. 18 milyonun 700 bini Şanlıurfa'da. Dolayısıyla bu kadar zengin ve çok sayıdaki çocuğumuzun geleceğe iyi hazırlanması, iyi yetiştirilmesi, bilimin, ilimin, fennin ve aynı zamanda milli manevi değerlerle yoğrulmuş bir şekilde geleceğe hazırlanması hem ilimiz açısından hem ülkemiz açısından son derece kritik ve hayati bir öneme sahip olduğunu hepiniz takdir edersiniz. Eğitimle Türkiye'nin her alanda büyük gelişmeler elde ettiğini ifade eden Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, anne baba ve öğretmenlere seslenerek insan yetiştirmenin önemine değindi. Annelerimiz ilk öğretmendir. Asıl çocuk sizin elinizde yetişiyor. Ona anne babayı sevmeyi, ülkesini sevmeyi, bayrağını sevmeyi, halkını sevmeyi, toprağını sevmeyi siz öğreteceksiniz. Törende bir konuşma yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de eğitim öğretim yılının hayırlı uğurlu olmasını dileyerek bu eğitim öğretim yılında eğitime yeni başlayan çocukları selamlayıp hoş geldiniz dedi. Ben de bu öğretim yılında ilk defa başlayan, öğretme başlayan küçüklerimize de hoş geldiniz diyor. Okulla başlayan eğitim-öğretim hayatının çocukların kişisel gelişimi kadar ülkemiz için de son derece önemli olduğunu söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, tüm eğitim-öğretim camiasıyla her kademedeki kamu görevlisinin en büyük çabasının ülkemizi eğitim açısından daha iyi noktalara taşımak olduğunu ifade etti. Yol uzun, yapılacak iş çok. Hepimizin sorumluluğunun çok yüksek olduğunu, eğitim noktasında, eğitim konusunda olduğunu düşünüyorum. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bulunan Metehas İlkokulu'nda da öğrenciler ilk gün heyecanı yaşadı. Kanalurfa Haber Merkezi de öğrencilerin okuldaki ilk günlerinde yanlarında olarak sevinçlerine ortak oldu. Evet, çok heyecanlıyım. Resimler yapacağız, öğreneceğiz, okuyacağız. Okulumuzu çok seviyoruz. Çok heyecanlıyım. İyi hissediyorum. Tatil bitti. Uyum haftası tamamlandı. Şanlıurfa Merkez Karaköprü ilçesinde bulunan Metehas İlkokulu'nda da ilk ders zili çalarken öğrenci ve velilerinde adeta etekleri zil çaldı. Günlerdir bugünü bekleyen öğrenci ve veliler yeni eğitim öğretim yılının ilk gününe heyecanla uyandı. Okullarına koşan öğrencilerle birlikte ilk gün heyecanını öğrencilerden çok daha fazla veliler yaşadı. Bizler de Kanalurfa Haber Merkezi olarak Karaköprü Metehas İlkokulu'nda Mehmet Kekeç öğretmenin 1A sınıfına konuk olduk. Hoş geldiniz. Çok seviyorum sizi. Minik öğrenciler duygularını Kanalurfa mikrofonlarına iletirken okula başlamış olmanın mutluluğu içerisinde oldukları gözlendi. Heyecanlıyım. Ne yapacaksınız teneffüste? Yemek yiyeceğiz. Yemek yiyeceksiniz. Çok mutlu hissediyorum kendimi. Anaokul arkadaşıyım. Çok heyecanlıyım. Çabuk gelsinler. Herkes okul gelsin, okul çok güzel. Ablan mı? Kardeşin mi? Evet. Abla. Ablası maşallah. Sen ne demek istersin? Ya 3. sınıfa geçtim. Kardeşinin yanında oluyorsun. Anne şeyim ben. Güzel bir yıl olsun değil mi? Mutlu. Güzel. Evet. Merhaba. Heyecanlı mısın? Evet. Güzel güzel oyunları oynamayı söylerim. Sonra birbirimizi dövmemeyi söylerim. O kadar. Evde çalışacağız. Başka? Bir de teneffüs yapacağız. Çıkıp eğleneceğiz. Teneffüs zil çalınca da
okulun içine gideceğiz. Güzel bir duygu. Çok mutluyum. Çok heyecanlıyım, evet. Güzel. Öğretmenimi çok seviyorum. Mutlu musun? Hı. Nasıl hissediyorsun? Çok iyi. Benim adım Nur Sima. Evet, çok heyecanlıyım. Resimler yapacağız. Öğreneceğiz, okuyacağız. Yine Kanal Urfa mikrofonlarına konuşan velilerse yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını dilerken öğrencilerle birlikte ilk gün heyecanı içerisinde olduklarını kaydetti. Kanal Urfa'ya da bu nezaketinden dolayı da çok teşekkür ederim. Tabii çocuklar kadar bizler de heyecanlıyız aile olarak. Onların duygularını bir nebze paylaşalım diye kendi yanlarında olduk. Bir iki günde bunları atlatır, tekrar başlarına gelmeye çalışırlar bunlar da. Mutluyuz. Yeni bir yıl, yeni bir çocuklarımız okula başladı. İnşallah hayırlı olur herkes için, çocuklarımız için. İşte çocuklar kadar biz de heyecanlıyız. Bu yıl ikincisi yapılan ve 3 gün süren Takoran Kültür ve Doğa Festivali ile Saklı Cennet olarak adlandırılan Takoran Vadisi, yerli ve yabancı yüzlerce kişinin ziyaretine uğradı. Bu Saklı Cennet'i, Takoran Vadisi'ni, Besman Kanyonu'nu, Deveboyun'un yerleşkesini, Nesevi Köprüsü'nü biz tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz. Böyle bir misyonu biçtik kendimize. Biz... Fırat Gezginler Kulübü, Şanlıurfa Sportif Olta Balıkçıları ve Su Hayatını Koruma Derneği tarafından organize edilen Takoran Kültür ve Doğa Festivali renkli görüntülere sahne oldu. 4 farklı ülke ve 35 ilden yüzlerce kişinin katılım sağladığı festival sayesinde Takoran Vadisi'ne hayran kalan ziyaretçiler, festival kapsamında gerçekleştirilen tekne gezileriyle Takoran'la Fırat'ın eşsiz manzaralarını görme fırsatı buldu. 3 gün boyunca süren festival kapsamında katılımcılar sportif faaliyetlerin yanı sıra doğa yürüyüşü, yemek, sportif olta balıkçılığı, bisiklet yarışı, kano yarışı gibi yarışmalar yapıldı. Festivalin 3. gününde dereceye girenlere ödüllerin yanı sıra plaketler verildi. Gerçekleştirdikleri festivalle ilgili açıklamada bulunan Fırat Gezginler Kulübü Başkanı Ferit Akçalı, 4 ayrı ülkeden ve 35 ilden 250 sporcu ve yüzlerce vatandaşın festivale katıldığını aktardı. Festival alanında, yani mesele alanında 35 şehirden, ayrıca 4 farklı ülkeden toplamda 250 sporcumuz burada bulunuyor. Yani bu ciddi bir rakam. Doğuda bu kadar festivallere, etkinliklere, yani bu kadar yayılmadan ulaşabilmek hakikaten çok güzel bir şey bizler için oldu. Bugün biz neler yaptık? İşte sportif orta balıkçılarımız Şaşokler'in liderliğinde burada bir balık yarışması düzenleniyor. Yarın aynı şekilde devam ediyor. Gün içerisinde de tekne turları yapıldı. Kamp kurdu, 3 gündür buradalar. Çadırlarda yaşıyorlar, alanlarda zaten yürülüyor. Şu an 250 kişi burada kamp yapıyor, çadırlarda kalıyor, kendi ihtiyaçlarını kendisi karşılıyor ve bunun en güzel yönü de belki de Takoran Festivali, yani Takoran'ı dünyaya tanıtıyor. Ukrayna'dan festivale katılan Alexander Suvorov, tercüman aracılığıyla yaptığı açıklamada, Türk insanının ve bölge halkının büyük bir misafirperverliğine şahit olduğunu kaydetti. Burada katıldığı ilk festival olmasına rağmen Türk insanından büyük bir misafirperverlik görmüş, özellikle bölge halkından. Ve şikayet edilecek herhangi bir şey bulamadım diyor. Çok beğenmiş, birçok aktivitelere katılmış ve hepsinden de memnun kalmış. Şanlıurfa'nın Eyyubi ilçesinde bir fabrikada üzerine yük asansörü düşen 18 yaşındaki işçi hayatını kaybetti. Olay Şanlıurfa Merkez Eyyubi ilçesinde bulunan organize sanayi bölgesindeki bir fabrikada yaşandı. İddiaya göre 18 yaşındaki Halaf Sağar çalıştığı sırada üzerine yük asansörü düştü. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından Balıklı Göl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sağar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sağar'ın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. ABD ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen müşterek kara devriyesi sonrasında Tel Aviv'de şaşırtan görüntüler objektiflere yansıdı. Silahlı teröristler sınıra yakın bölgede görüntülendi. Bugüne kadar havadan yapılan 3 devriye faaliyetinin ardından
sınırın Suriye tarafında karadan ortak devriye de önceki gün gerçekleştirildi. Sabah erken saatlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 6 zırhlı araç ve bir ambulans Suriye sınırındaki Akçakale köyüne geldi. Burada bekleyen zırhlı araçlar aynı anda Suriye tarafından sınır hattına gelen Amerika'ya ait 6 askeri araçla buluştu. İki ülke askeri yetkililerinin koordinasyonunu tamamlamasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait araçlar sınır hattındaki bazı beton blokların kaldırılmasıyla oluşturulan kapıdan saat 09.30 itibarıyla Suriye topraklarına giriş yaptı. Türk bayrakları asılı olan zırhlı araçlar Tel Abyad'a bağlı Asa köyünde buluştu. Bu sırada Türkiye'ye ait insansız hava araçları da devreye yapılacak olan bölgede keşif ve gözetleme uçuşu yaptı. Giriş yaptıktan sonra bir süre daha iki ülke askerlerinin koordinasyon görüşmelerinin ardından iki ülkenin zırhlı araçları ilk olarak Asa köyünün batısına ardındansa güneyine doğru devreye görevi başlattı. Devreye görevi yaklaşık 3 saat sürdü. Türkiye ile Amerika'nın güvenli bölge oluşturma çalışmaları kapsamında PKK-PYD terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin kuzeyinde ortak kara devriyesi gerçekleştirilmesinin ardından silahlı teröristler sınırda görüntülendi. Teröristler mevzilere gidip gelirken eline dürbün alan bir teröristin Türkiye tarafını gözlediği görüldü. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül yeni eğitim öğretim yılı açılış gününde mezun olduğu Şehit Nusret İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Burası benim mezun olduğum, ilkokuldan mezun olduğum okul. Sizler okuyorsunuz şimdi. İnşallah geleceğin önemli insanları, önemli devlet büyükleri buradan çıkar. Türkiye'nin en genç şehri Şanlıurfa'da 780 bin öğrenci bugün itibariyle yeni eğitim ve öğretim yılına başladı. Yeni eğitim öğretim yılının açılışıyla ilgili Şanlıurfa'da Şehit Nusret İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen programa katılan Başkan Beyazgül'e AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız da eşlik etti. Başkan Beyazgül burada bir konuşma yaptı. Aslında öğretmen anneden sonra ikinci anne, ikinci baba. Ve biz onların değerlerini yıllar sonra belki anlayabiliyoruz. O günkü fedakarlıklarını yıllar sonra görebiliyoruz. Bugün eğer benim bir belediye başkanı olmuşumsa inanın o ilk adımda Mehmet Akil Hoca'nın, buradaki Mehmet Akil Hoca'mızın bana öğrettiklerindendi. Yeni eğitim ve öğretim yılının sizlere, öğretmenlerimize, velilerimize, bütün eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Hayırlı günler diliyorum. AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız da törende bir konuşma yaptı. Sizlerden ricamız, özellikle öğrenci kardeşlerimizden, evlatlarımızdan, öğretmenlerinize saygıyı, sevgiyi eksik etmeyiniz. Biz bugün ayrıca bir sevinçliyiz, mutluyuz, gururlandık. Şehit Nusret'in yetiştirdiği ender devlet adamlarından bir tanesi. Mütevazi kişiliği, güzel yöneticiliğini, beyefendiliğini sevdiğimiz bir insanın bizim öğrencimiz olması bizi elbette ki gururlandırıyor. Okul zillerinin çalmasıyla birlikte sınıflara geçen öğrencileri ziyaret eden Başkan Beyazgül, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Ne olmak istiyorsun büyüyünce? Haliliye Belediyesi tarafından düzenlenen gezi programına katılan öğrenciler de yaz tatillerinin son günlerinin keyfini doyasıya çıkardı. Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen yaz kursları etkinlikleri kapsamında gerçekleşen okuma yarışmasına katılan öğrencilere gezi programı hazırlandı. Okuma ve araştırma alışkanlığı kazandırmak amaçlı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 7-14 yaş arası öğrencilere yönelik yapılan Oku 100 ödüllü kitap okuma yarışmasına katılan öğrenciler Göbekli Tepe ve müze gezisiyle ödüllendirildi. Yarışmada dereceye giren öğrencilerin de aralarında bulunduğu tüm katılımcı öğrenciler Göbekli Tepe gezisinde keyifli dakikalar geçirdi. Öğrenciler gözetmenler eşliğinde Göbekli Tepe Ören Alanı'nı gezdikten sonra burada öğrencilere meyve suyu ve kek ikramında bulunuldu. Yoğun bir katılımın olduğu gezi programının Göbekli Tepe sonrası ikinci durağı ise Şanlıurfa Müzesi oldu. Öğrenciler müzede tarihe yolculuk yapma fırsatı buldu.
Yarışma ödülleri kapsamında düzenlenen tarihi ve kültürel gezinin yanı sıra öğrenciler bir sonraki günse yüzme seansıyla yaz ayının son günlerinde serinlemenin tadını doyasıya çıkardı. Gönüllerince eğlenme fırsatı bulan öğrenciler düzenlenen etkinliklerden dolayı Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'a teşekkür etti. Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanı önünde eylem yapan aile sayısı 7. günde 18'e yükseldi. HDP önünde eylem yapan ailelere yeni görev yeri olan Şanlıurfa'ya giderken teröristler tarafından kaçırılan polis memuru Sedat Yabalağ'ın annesi de katıldı. Bu evlat acısına bir son verelim. Arkamızda olun. Bu evlat acısı yaşamasın bu analar. Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelere 7. günde 28 Temmuz 2015'te kaçırılan polis memuru Sedat Yabalağ'ın annesi Ünzüle Yabalak ve astsubay olan eşi 1995'te gözleri önünde şehit edilen Yıldız Namdar da katıldı. Mail izini, bayram izini vardı. Urfa'ya yeni atanmıştı, göreve yeni başlayacaktı. Çocuk yolda alındı. Bu nöbet bizim için çok önemli. Bizim için çok önemli. İnşallah çocuklarımız gelir, bir sevinçle döneriz. Yolumuz kesilerek eşim gözümün önünde şehit edilmişti. Burada annelerin acılarını yüreğimde hissediyorum. Onlar için o kadar çok zor ki anne olan herkes bunu anlayabilir. Burada şunu görüyoruz, Kürt anneler de acısını ifade ediyor, diğer anneler de. Bu olayın Kürt ya da Türk olmasıyla ilgisi yok, bu olayın terör örgütüyle ilgisi var. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Muharrem ayı dolayısıyla Balıklı Göl platosunda vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Yok. Bunlar daha güzeli var mı ya? Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Muharrem ayı dolayısıyla gün içerisinde şehrin birçok farklı noktasında vatandaşlara aşure ikramında bulundu. İkramların Balıklı Göl buluşmasına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de Dergah Camii girişinde dağıtımı yapılan aşureleri vatandaşlara ikram etti. Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ahmet Kaytan, Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanı Faruk Bayuk, ŞUSKİ Genel Müdürü Mehmet Emin Özçınar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selami Yıldız'ın da katılım gösterdiği ikram dağıtımında, Başkan Beyazgül, birlik ve beraberliğimizin en güzel örneğini yaşadığımız bugün de Muharrem ayının hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Muharrem ayı önemli bir ay. Birçok hadisenin yaşandığı, tarihimizde birçok önemli hadisenin yaşandığı bir ay. Ama aşure bizim geleneğimizde çok güzel yerleşmiş bir tat. Birçok yiyeceğin bir karıştırılarak konu komşuya, akrabaya, dosta ikram edildiği bir lezzet. Bugün de biz halkımızın yaptığı bu geleneğe biz de katılalım dedik. Burada dergahın önünde aşure dağıtımını başlattık. Halkımızla bu birliktelik bizi mutlu etmektedir. Muharrem ayının hayırlara vesile olmasını diliyorum. İslami yeni yıl, İslami yılbaşı, birçok hadisenin yaşandığı, tarihte önemli hadisenin yaşandığı bir ay. Fakat bugünü hatırlatmak adına da işte böyle bir tatlı sunuyor. AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız ise tüm vatandaşların Muharrem ayını tebrik ederek Büyükşehir Belediyesi'nin bu tür buluşmalara önem verdiğini ve teşkilat olarak programlara katılım gösterdiklerini söyledi. Vatandaşlarımızla birlikte olup ben organizasyondan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederim.
Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu menfez duvarına çarptıktan sonra şarampole yuvarlanan araçtaki ikisi çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Diğer yandan Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 3 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasındaysa 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Olay bugün saat 06.20 sıralarında Erzurum Tortum yolu istikameti Karagöbek mevkiinde meydana geldi. 25 yaşındaki Umut Yeğen'in Gaziantep'teki nişanından dönen aile Artvin Yusufeli'ye dönüş yolunda Tortum'da uçurumdan şarampole yuvarlandı. 08YD488 plakalı aracın sürücüsü Umut Y. nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce menfez duvarına vuran araç ardından şarampole yuvarlandı. Aracın ters dönmesi sonucu araç içerisinde sıkışan sürücü Umut Y., Birgül Y., Nurgül Ö., Salih Ö. ve Elif Ö. olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ekipleri sevk edilirken tüm müdahalelere rağmen araç içerisinde yer alan aileden hiç kimse kurtarılamadı. Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda otopsileri devam eden ailenin acılı yakınları ise sinir krizi geçirirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Diğer yandan Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 3 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Kaza Kadirli Osmaniye Karayolu'nun 7. kilometresinde Vayvaylı Köyü yakınlarında meydana geldi. Soner Ceylan idaresindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir sebeple karşı yönden gelen Ali Gönüller yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri o esnada aynı yol üzerinde Kadirli istikametine doğru seyir halinde olan Yunus Fındık idaresindeki otomobile çarparak durabildi. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobillerde sıkışanlar için kaza yerine itfaiye ekipleri ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza yapan araçlarda sıkışan ve itfaiye yardımıyla araçtan çıkartılan Soner Ceylan, Ali Gönüler ve 13 yaşındaki Kadir Gönüler'in kaza yerinde hayatını kaybettikleri belirlendi. Kazaya karışan diğer araç şoförü Yunus Fındık ve aynı araçta yolcu olarak bulunan ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi daha yaralandı. Yaralılar Kadirli ilçesindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde hayatını kaybedenlerin cenazesi ise Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Şanlıurfa'nın sınır ilçesi Akçakale'de de ders zili çaldı. İlçede 1600 öğretmen ve 50 bin öğrenciyle eğitim öğretim dönemi başladı. Akçakale Süleymanşah İlkokulu'nda düzenlenen törenle ilçede yeni eğitim öğretim yılı başladı. Yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler ve eğitimciler için hayırlı olması temennisinde bulunuldu. Sabah erken saatlerde öğrenciler okullarının yolunu tuttu. Okullarda yapılan törenlerin ardından ilk ders zili çaldı. Okula yeni başlayan öğrencilerin ise heyecanlı oldukları görüldü. Okula yeni başlayacak bazı öğrenciler anne veya babalarıyla geldi. Akçakale Süleymanşah İlkokulu'nda düzenlenen törende İstiklal Marşı okundu. Ardından öğrenciler sırayla sınıflarına alındı. Adıyaman'da meşe ağaçlarının arasında ilk önce defineciler tarafından bulunan cennet sahnesinin tasvir edildiği 1500 yıllık mozaik gün yüzüne çıkarılarak taşındı. Defineciler tarafından bulunan mozaiğin satılmak istendiği ihbarını alan Adıyaman jandarma ekipleri yaptıkları araştırmalarla mozaiğin yerini tespit etti. Yeri tespit edilen mozaik defineciler tarafından tahrip edilmeden kurtarıldı. Adıyaman'ın Besni ilçesi Burunçayır köyü kırsal alanında meşe ağaçlarının arasındaki mozaik Adıyaman Müze Müdürlüğü görevlileri tarafından yaklaşık 10 gün süren çalışmayla gün yüzüne çıkartıldı. 5. yüzyıla ait olan 1500 yıllık 45 metrekare büyüklüğündeki mozaiğin bulunduğu alanın kilisenin küçüğü olan şapel yani ibadethane olduğu tespit edildi. İbadethanenin güney kısmında bulunan 5 basamaklı merdivenle ibadethaneye girildiği kazılarda ortaya çıktı. Kazılarda Bizans dönemine ait 3 adet sikke ve kapı kilit aksamı bulundu.
İbadethane olarak kullanılan dikdörtgen alanın ortasında iki sütun yeri bulunurken doğu kısmında oval bir bölüm bulunuyor. Renk cümbüşünün yaşandığı mozaikte kırmızı, beyaz, sarı, siyah, mavi, turuncu taşların kullanıldığı çeşitli hayvan figürleri ve desenler bulunuyor. Mozaikte geyik, yılan, balık, boğa, ördek, tavus kuşu ve çeşitli desenler bulunuyor. Uzmanlar mozaiğin üstünde cennet tasviri denilen bir sahnenin olduğunu, bu sahnede geyik ve yılan betiminin birbirine yakın ve barış içerisinde olmasının göstergesi olduğunu ifade etti. Adıyaman Müze Müdürlüğü ekiplerinin 10 gün süren kazı çalışmaları sonrasında gün yüzüne çıkarılan mozaik daha sonra Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvar Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonrasında kaldırılarak taşındı. Mozaiğin Adıyaman'a götürüldüğü öğrenildi. Çok güzel bir şekilde buradan alınıp müzede sergilenip yani tarihe ışık tutmasını sevinçle karşılıyoruz. Siirt'te yeşil altın olarak bilinen fıstıkta yılın ilk hasadı başladı. Toplanan fıstıklar kilogramı 40 liradan tesislere satılıyor. Hem iç piyasayı hem ülke genelindeki piyasayı önemli ölçüde olumlu katkılar sağlıyor. Hem ihracatta hem yurt içi pazarında. Siirt kent merkeze 3 kilometre uzaklıkta bulunan bağlarda yetişen fıstık hasadına başlandı. Sabah erken saatlerde başlayan fıstık toplama işlemleri akşam saatlerine kadar sürüyor. Çuvallara doldurulan fıstıklar daha sonra işlenmek üzere tesislere bırakılıyor. Siirt fıstık üreticisi olan Bekir Akbey, Siirt fıstığının il ve ülke ekonomisine büyük katkısı olduğunu dile getirdi. Bütün girdileriyle ve çıktılarıyla ülke ekonomisine yaklaşık yılda 5 milyar TL gibi bir katkı sağlıyor. Geçen yıla oranla bu yıl rekoltede azalma olduğunu belirten Akbey, Siirt'te hayırlısıyla hasat döneminin başlığı. Evet, bu haberle birlikte haber bültenimizi noktalayalım sevgili izleyenler. Yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.